hürriyet. Sana secde etmek için emredilmesi, konuyu değiştiriyoruz tamam mı? Konu birinci konu şey değil. Sana Allah secde et. Şeytana dedi ya, secde et. Sana secde etmen için emredilmesi, sana hürriyetin verilmesi demektir. Çünkü yapmama sistemini de gösteriyor. Yani sana secde et denmesinin hikmeti şudur. Sen secde etmeme özelliğini de gösteriyor. Secde et denmesi için etmeme tarafında var. Yani et denmesi hür olduğunu gösteriyor. Eğer etmeme tarafın olsaydı sana emredilmezdi, zaten yapardın. Mesela şuna desen ki sen kokuyu verme. Buradan git. Yapabilir mi? O hürriyeti yok. Yani bir şey denmesi öteki şeyin göstergesidir. Karanlık var. Aydınlık da bilinir. Karanlığı kaldırın, aydınlık yoktur. Sana secde et emredilmesi etmemeye tarafının da olduğunun göstergesi değil midir? Şeytan secde etmedi, hürriyetini kaybetti. Çünkü niye? Etmedi. Etmemeyi tercih etti. Bir yere bloke etti. Melek ve insan secde etti, hürriyetini aldı. Niçin? Niçin? Peki şöyle denilecek. Secde etmedi, köleleşti. Secde eden de Allah'a köleleşmiyor mu? Cevap, secde anı benliğinden, kesafetten, kayıtlardan en uzak olmuş oluyorsun. Bunların zıttına yakın olmuş oluyorsun. Hür olmayı öğrenmen lazım. Yani kişinin secde anı Allah'a yakın olduğu an demek. Ne demek başka bir manası? Secde anı kendisinden en uzaklaştığı andır. Secde yapmamak kendisine en yakın olduğun andır. Yani kendin derken bedensel hayat. Bedensel hayatın dayatmalarına mecbur olacaksın. Yani aslında secdeye denmesi kendisine değer verdiğini gösterir mi? Tabii o işte hürriyet. Yani değer vermiş şu. Sana secde et denebilmesi için secde etmeme tarafında olması lazım. Senin böyle bir sistemin varlığını gösteriyor. Yoksa Allah mutlak seni secde etmeni isteseydi sana secde etmeme özelliğini takmazdı. O zaman mecbur olurdu melek gibi secde etmeye. Şuuru da gösterir mi abi? Şuuru da gösterir. Yani genişlettir bunu. Peki secde nasıl sana hürriyetini veriyor? Çünkü bedensel dayatmalarından çıkıyorsun. Secde anı demek bedenden en uzak an demektir. Başka secde anı demek aslına en yakın olansın demektir. Esma bütünlüğüne. O zaman hürriyet budur. Yani kölelik ise bedensel hazlardan, bedensel hayattan ve bedensel bir sistemin içine çıkmaktır hürriyet. Yoksa bedenin tesirinde kalırsan ne derler diye yaşıyorsun. Hür müsün? Modaya tabi oluyorsun. Ne derler diye giyiyorsun. Ne derler diye araba alıyorsun. Ne derler diye 4 sene üniversite okuyorsun. Çoğu üniversite okuyanlar ne derler diye okumuyor mu? Kölelik değil midir? Sen başkasını yaşıyorsun. Yani kendini Rab ittihaz ediyor gibi oluyor. Tabii ya. Ya Rab kendin değil, gayrisini. Gayrisine. Mesela kocasının yanında pespaya dolaşan bir kadın. Çıkarken yarım saat süslenip püsleniyor. Niye? Niye ki kocana karşı onu yapmıyorsun da sokağa? Çünkü köle ruhludur. Ne demek? Beni iyi görsün. Ona iyi görüneyim. Onu memnun edeyim. Bana aferin desin, bana baksın, takdir etsin. O zaman sen bu davranışını başkasının davranışına endeksliyorsun. Yani şu, mesela birisi sana bir şey yaptı. Sen de aha ben de sana böyle yaparım demek köle ruhludur. Ne demek? Yani senin bu davranışını o belirliyor. Sen bana böyle yaptığın için ben de sana intikam için böyle yapıyorum. Yapmak zorundayım. İçimden gelen bir şey değil. Yapmak zorunda olduklarımı yapıyorum. Arkadaşlar yapmak zorunda olduklarınız şey sizi köleleştirir. Yapmak istedikleriniz değildir bu. Cemiyete çıkarken ne derler diye
nasıl bakarlar diye giyen, yapan, yiyen, alan insan başkasını yaşıyor demektir köle. Başkasını yaşıyorsun. Kendi, o zaman nasıl yapacaksın hürriyet? Kendinden çıkman gerekiyor. Bedensel azlarından çıkman, bedensel dayatmalarından, tiryakiliklerinden çıkman lazım. Onu da nasıl antrenman yapacağız bunu? Kendi benliğinden uzaklaşman lazım. Kendi benliğinden en çok uzaklaştıran an secde anı.